Hepimiz Allah yolunda birleşmeliyiz. Tek kuvvet olmalıyız. Bütün dünyanın dengesini sağlarız Allah'ın izniyle. Biz o Resulullah'a inanmışız ki, Resulullah ben diyor, bana 5 şey verildi, benden evvelki arkadaşlarıma verilmedi. Birincisi, Müsirfi bir kulu bir vesirete şehrin. Bir aylık yoldan ismini duyan düşman korkar. İşte o Resulullah'a ittiba eden, ona uyanlar da aynı hükümdedir. لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ Sa'udu billah, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munker ve tu'minûne billah ilâ ahiril âyâtil beyinâ sadakallâhil azîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Assalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. An İbn Abbas radıyallahu teala anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin abdillahi ve rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. İlâ Hirakl-i azîm-i Rûmi. Selamun alâ men ittebâ'l hudâ. Emmâ ba'd. Fe inni ed'ûke bi di'âyetil islâmi. Eslim teslem. Yu'tikallahu ecreke merrateyn. Fe in tevelleyte fe inne aleyke ismel yerisin. Sa'udu billah. Ve ya ehlel kitabi ta'alem ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum ellâ na'bude illallah ve lâ nuşuke bihi şey'en ve lâ yettehize ba'duna ba'da erbaben min dunillah fe in tevellev fe kulu şhedu bi enna müslimun. Sadakallahul azim, sadaka Resulullah fîmâ kâl, evkemâ kâl ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz tefsir, hadis, fıkıh, ilmi, kelami, dahi ol fıkha, alim, bul selami. Görüşme ehli bid'atle, zulami seni berbat eder, eyler melami. Kıymetli ve bahtiyar kardeşlerim, Allah-u Teala'nın izni ve inayeti, Habib-i Zişanı sallallahu aleyhi ve sellemin himmetleri ve şefaatıyla inşallah bir süre Sıracül Muttakin kitabından sıralı dersler yapacağız. Cenab-ı Hak baştan sona okuyup tamamlamaya, itmamına bizleri muvaffak eyle. Bununla beraber bugüne kadar başlatmış olduğumuz ne kadar tefsir, hadis, fıkıh, ne dersi varsa hepsini el ihsan bit tamam. Güzellik tamam olmaktadır. Cenab-ı Hak itmamına ulaştırsın o derslerimizi de. Biliyorsunuz dinimiz, din-i mübin İslam, emri bil maruf ve nehyanil münker dinidir. Yani iyiliği anlatıp kötülükten men etmek, hayra davet edip şerden uzaklaştırmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten efendim uzaklaştırmak. Yani ne kadar güzellikler, sevgili şeyler varsa onlara çağırıp çirkin, bedbah işlerden beri tutmak. İnsana verilmiş, yani Müslüman efendim kimliğine sahip, hüviyetine sahip bir insana verilmiş en büyük görevdir, vazifedir. Nedir o? İşte kötülük gördün mü? Peygamber Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Ha, düzeltemiyor eliyle. O zaman diliyle müdahale etsin. Diliyle müdahale budur işte.
emri bil maruf ve neyhanil münker diliyle müdahaledir. Alimlerin, hocaların işidir. Çünkü bizim elimiz, biz bir cılız adamız. Kime ne elimiz yeter? Öyle mi? Mafya değiliz, bir şey değiliz. Görüyorsun adamlar mafya olmuş. Yeri yerinden oynatıyorlar. Acayip, garayip işler yapıyorlar. Allah bunları hidayet eylesin. Ne olursa olsun insan devletinin, vatanının bölünmemesi, parçalanmaması için gerekli çabayı gösterir, sarf eder, gayret eder. Yani ben devletçiyim, ben vatancıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Nerede? Devletin, vatanın aleyhine konuşuyorsunuz ya. Böyle devletçilik mi olur? Hadi diyelim devlet bakanları var. Bu adamlar görevde. Bu vatanda görev yapıyorlar şu anda. Sen şimdi bu adamın aleyhine konuşarak ne yapıyorsun? Devletin aleyhine iş yapmış oluyorsun. Onun için vazife başındayken hiçbir efendim açıktan bir şey olmayan dine mukaddesata kendi kusuru olabilir. Yani kusursuz insan yoktur. Kusurları örtmekle emrolunmuş bir millet, bir inanışa sahip. Milletten murat burada dine sahibiz yani. Millete ebikum İbrahim. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Millete ebikum İbrahim. Değil mi? İbrahim'in milleti aleyhisselam. Ne demek İbrahim aleyhisselam milleti? Yani dininden demek. Şimdi böyle bir inanışa sahibiz. Yapmadığımız kusur araştırması kalmadı. Yani onun için Müslüman daha dikkatli olmalı. Müslümanlar birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde davranmalı, hareket etmeli. Onun için yani şey olarak bakayım ne o? Yani elle yaptırım var ya, hani nedir elle yaptırım? Bir çeşit yetkidir yani. Bu yetkiyle, ha bu arkadaş gelecekti, buna bir konum atalım da gelsin. Bana ara bakayım şey yap. İsterse konum at hocam, sohbette dersin. Yani yetkiyle mümeyyiz, yetkiye haiz kimseler, asker var, polis var yetkisinde, ne bileyim işte güvenlik görevleri var. Bunları gönderebiliyor, iş yaptırabiliyor. İşte bu kötülüğü eliyle müdahale edecek, durduracak. فَاِلَّمْ يَسْتَدِعَ فَبِلِسَانِهِ Buna güç yetiremeyen diliyle müdahale etsin. Diliyle uyarsın. Alimler, hocalar işte devreye girdi şimdi. Haram yapılıyor, günah yapılıyor, hata yapılıyor, yanlış yapılıyor, zina yapılıyor, fuhuş yapılıyor, faiz yeniliyor, hırsızlık yapılıyor, dolandırılıyor, sahte çek, sahte dövüş, şu bu filan, uyaracağız. Yanlış gördük, içki içiliyor. Yapmayın mübarekler. Allah iyiliğinizi versin. Bunların içme yeri burası değil. Cennette içersiniz deyip onlar oradan yani gitmelerini sağlayacağız. İçmemelerini sağlayacağız. Bu alimlerin işi. Bunu da başaramazsanız buyuruyor Peygamber Efendimiz. Febi kalbihi zelike zaful iman. Kalbinizde buğz edin bu işe. Sevmediğinizi en azından niyetinizi alın. Ya Rabbi Allah'ım, ben bu işten razı değilim. Sen kalbimi biliyorsun. Ancak elimden bir şey gelmiyor. Dilimden bir şey gelmiyor. Ya Rabbi sen bu münkerden beni beri eyle. Deyip kalbinle buğz et diyor. Şimdi dinimiz böyle bir din işte. Yani iyiliği anlatıp kötülükten men etmek. Mümkün mertebe iyiliğe davet edip kötülüğü itelemek. Kötülüğü ötelemek. Böyle olunca bu dinin ilk öğretmeni, ilk hocası, ilk davetçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz etrafına vasbir ehleke bis salati vastabir aleyha la nes'eluke rızka nahnu nerzuku ve la akıbetu lil mutakin. Habibim namazını kıl, sabret, namaza devam et sabırla, ehlini, aileni de namaza davet et,
senden rızık istemiyoruz. Bilakis sizi biz rızıklandırıyoruz. İyi sonuç takva sahiplerindir. Yani kurtuluş onlara nasip olacak. Şimdi kardeşlerim, Peygamber Efendimiz ilk vahiy ile beraber فَاسْتَعَمْ بِمَا تُؤْمَرْ değil mi? وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Onların kulaklarını çınlatırcasına emirlerimi duyur. Çınlat kulaklarını. Yani şöyle bir duysunlar bak, adam kulağı nasıl çınlar değil mi? Böyle tak 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 rahatsızlık verir yani. Öyle rahatsız olacakları kadar müşrikleri ne yap? Uyar. Davet et. Uyarlar uymazlar. وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Müslüman olanlar senindir, müşriklerden yüz çevir. Ayet-i Cellesi var. İlk emir bunlar hep. İlk inen ayetler filan. Peygamber Efendimiz çıktı Safa Tepesi'ne sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan davet yapıyor. Ey işte beni Kinane oğulları, ey Haşim oğulları filan sesleniyor. Tabi Muhammedül Emin konuşuyor. Seyyidi Resulullah konuşuyor. Seyyidi Resul. Bütün Seyyidur Rusul, bütün İmamer Rusul, efendim peygamberlerin lideri, önderi, bütün peygamberlerin efendisi, Seyyidul Kevneyn ve Sekaleyn, hem insin hem cinnin peygamberi, hem cinin hem meleklerin peygamberi. Bak, böyle bir peygamberi Alişan'ın evveliyatı. Evliyatında tabi ne var Efendimizin? Güven vermiş. Muhammedül Emin olarak bilinmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem sözüne itibar olunan bir mübarek var. Çağırıyor bunları. Gelin, gelin, gelin. Cenab-ı Hakk'ın vahyini duyuracak, bildirecek. Geliyorlar. Toplanıyorlar. Akrabalarından da var. Aralarında tabi. Hep Kureyşliler filan. Ne diyorsun filan diyorlar. Ben size şu dağın arkasından bir ordu, düşman ordusu geliyor desem... Atlı süvariler size zulmetmek için buraya akın ediyor desem ne dersiniz? Doğru dedin deriz ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sizi uyarıyorum. Allah-u Teala beni peygamberliğe seçti. Önümüzde ahiret var. Cennet veya cehennem var. Allah-u Teala'dan başka ilahların hepsini reddedin. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka Celle Celaluhu ve Celle Celaluhu. Kimseye efendim iman yoktur. İnanç yoktur. Putların hepsini reddedin. Ebu Leheb dedi ki ya sen ne diyorsun dedi. Sen bunları demek için mi bizi çağırdın? Yazıklar olsun yalancı herif dedi. Ebu Leheb kim haşa? Peygamber Efendimiz'in öz amcası. Aldı bir taş attı Efendimiz'e. İlk taş atan odur. O kafirdir. Sonrakiler sonra taş atmıştırlar. Atanlar, beyinsizler orada tabii vardı. O beyinsizlerden taş atanlar oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ehline, ailesine, etrafına, konu, komşu, dost, yar, belde halkı, mahalle, köy, kasaba anlattıktan sonra emri ilahiye üzeri Cenab-ı Hakk'ın emriyle büyük, o zaman işte Sasani devletleri var, Kisra var, efendim Rum diyarının efendisi var, Heraklius gibi böyle büyük emirlere, efendim yöneticilere, krallara İslam'a davet mektupları yazdı. Bu İslam'a davet mektuplarından bir tanesi de Romalıların efendisi olan Heraklius'a yazıldı. Heraklius, yani Hristiyandı bu. Sözde Hristiyandılar. Bu mektubu sahabe efendilerimizin en güzellerinden biri olan Dıhye el-Kelbi radıyallahu anh götürmekle efendim şeref yâb oldu. Şimdi Sıracul Muttakin kitabımızın ilk hadisi şerifi böylece başlıyor. Bu bizim üstadımızın da tekrar tekrar Mahmud Efendi Hazretleri'nde bitirip başladığı bir hadis-i şerif külliyatıdır. Cenab-ı Hak cümlemizi gereği gibi müstefit eylesin. Peygamber Efendimiz İslam'a davet mektupları göndermeye başladığında işte
Hicretin efendim 7. veya 8. senesinde bu mektup yazıldı. Bismillah. An İbni Abbas'ın radıyallahu teala anhuma. Hazreti Abdullah bin Abbas Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu, amcazadesi rivayet ediyor. Mektup şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyade acıyan, kuluna merhamet eden Allahu Azimuşan'ın ismiyle başlar. Böyle başlar. Sonra. Min Muhammedin Abdullahi Allah'ın kulu Muhammed'den, Muhammed-i Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulihi, ki o Allah'ın Resulüdür. Allah'ın kulu ve Resulü olan Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Kimedir bu mektup? İlâ Hirakule Azîmer Rumi. Rum diyarının büyüğü Heraklius'a yazılmıştır. O zamanlar tabi mektuptan önce Efendimizin bu mektuplarından bak hele şunu. Şey yok. Yani mühürleme yok. Mektup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman yüzük takmamış daha filan. Efendimiz bu mektupları yazacakları zaman büyük krallıklara işte sultanlara dediler ki ya Resulallah bunlar mühürsüz, damgasız, kapalı olmayan mektupları kabul etmezler. Çünkü bunlar büyük kral. Bunlar önüne gelen o zaman herkes bir şey gönderir. Onun için kıymeti harbiyesi olması için mühür gereklidir. Peygamber Efendimiz o vakit Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz'i vazifelendirdi. Ebubekir Sıddık Efendimiz gitti bir efendim gümüşçüye güzel bir yüzük yaptırdı. Üstüne de Muhammed Resul Allah olarak yani en üstte Allah, altında efendim Resul, onun altında Muhammed. Muhammed Resulallah diye yazıldı. Ve bu mektup böylece mühürlenmiş oldu. Şimdi Hırakle Azimer Rum, Rum diyarının büyüğü Heraklius'adır. Selamun ala menit tebeal huda, hidayet, selam, kurtuluş. Hidayete tabi olanların, uyanların üzerine olsun. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani Heraklius gavur ya, kafir ya. Onun için ona direkt selamun aleyküm filan demiyor. Biz önümüze gelene selam veriyoruz zaten. Müslüman kafir. İşte üstü zannediyoruz. Onun için yani selamı yayın. Efşü selam. Selamı yayın emri var ancak. Yani şöyle Müslüman kisvesi olan adama selam verilir. Yani baktım adamda Müslüman belirtisi var, Müslümanlık şeyi var. Selam vereceğiz, selamı yayacağız. Bu emirdir çünkü. Ama Peygamber Efendimiz gavura bak selam vermiyor. Onun için kafir olana selam verilmez. Rahmet okunmaz. Ne bileyim işte ölmüş ya, Allah rahmet eylesin. Denilir mi ulan Allah gadab etmiş ona, gavur olarak ölmüş. Adamın daha rahmetlik tarafı kalmamış ki. Ya belki tövbe etseydi filan rahmetlik olurdu ama rahmetlik olamamış yani. Gadaplık gitmiş, dalalet üzere gitmiş. Bu adam artık Allah rahmet eylesin denilir mi? Denilmez. Dese insan kafir olur. Yani Allah'ın gadap ettiğine rahmet etsin dese, rahmetli oldu dese dinden çıkar yani. Çok tehlikeli bir söylemdir. Onun için Peygamber Efendimiz selam senin üzerine olsun demiyor. Bak selamun ala menitteba hüda. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Amin ya Resulallah. Ama bak bundan sonra bilesin ki fe inni şüphesiz ki ben ed'uke bi diayetil İslam. Seni İslam'a şeriat-ı Muhammediye'ye davet etmekle çağırıyorum. Gel. Eslim, teslem, Müslüman ol ey Heraklius, ey gavur Hırak. Şimdi işte düşün Rusya başkanına, efendim bu gavur İsrail'in şeyi var ya, Netanyahu kafirine. Düşün şimdi mektup yazan bir Müslüman, alim, lider gibi düşün. Peygamber Efendimiz o zaman hem devlet başkanı yani.
Medine-i Münevver'de. Müslüman ol, kurtuluşu bul. Yu'tikallahu ecreke merreteyn. O zaman Cenab-ı Hak senin ecrini, sevabını iki kat verir. Niye iki kat veriyor? Çünkü bir onun sevabı var, bir de kendisine uyanların sevabı var. E kendisine uyanların sevabı kadar da kendisine sevap verileceğinden iki ecir kazanmış oldu. Fe'in tevelleyte, şayet sen bundan yüz çevirirsen, yani şayet benim sana seni davet ettiğim dine uymazsan, tabi olmazsan, yani Müslümanlığı kabul etmezsen, bundan yüz çevirirsen, fe inne aleyke ismel yerisin. Evet. Sana uyarak Müslümanlığı tercih etmeyenlerin günahları, veballeri senin boynuna olsun. Senin üzerine olsun. Allah Allah. Ya tabii şimdi yani bir insanın Müslüman olmasına, namaz kılmasına, ibadet etmesine vesile olsa, aynı sevaptan o namaz kıldıkça, Müslüman olarak yaşadıkça buna verilir. E dolayısıyla bir adamın zina etmesine sebep olsa, gavur olmasına sebep olsa, ne bileyim günah işlemesine sebep olsa, yani sebep olduğundan elâmnü fil masiyeti masiyetün, günaha yardım etmek, ortaklık etmek de nedir? Günahtır. E bu sebepten dolayı da aynı efendim günahtan ona da yazılır. Evet. Eğer Müslüman olmazsan elinin altındakilerin günahı senin boynuna olsun. Resulullah Efendimiz sonra şu ayeti celileyi okuyor. Estaizu billah. Ve ya ehlel kitabi ta'alev ila kelimetin seva'in beynena ve beynekum. Ey kitap ehli, Yahudi, Hristiyanlar! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir kelimede gelin buluşalım. En la nabude illallah. Artık Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Bütün putları yıkalım. İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur demeyelim. İsa ruh Allah diyelim. İsa kelimullah diyelim. La ilahe illallah, İsa ruh Allah diyelim. Bunu diyebilelim. La ilahe illallah, İsa ruhullah. Allah'tan başka ilah yoktur. İsa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kelimidir diyelim. İşte böylece ve la nüşrike bihi şey'en, hiçbir şeyi ortak koşmayın. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا. Bazılarınız bazılarınızı Rab edinmekten de çekinsin, ilah edinmesin. Ya bir Hristiyan'ın bakıyorsun kardeşim, 100 tane İncil'i var ya. E şimdi Müslümanlık diye bir din. اِنَّ الدِّينِ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah katında tek din İslam diyor. Şimdi Müslümanlık diye bir din var. E bu dinin bir kitabı var. Ya bir dinin bir tane kitabı olur kardeşim. E bakıyorsun Hristiyanlık, 100 tane İncil var. Bilmem kaç tane Tevrat var. E ne bunlar şimdi? Papazların, sinagogların, haham başlarının uydurduğu lafızlar var içlerinde çünkü. Burada ba'duna ba'dan erbaben denildi odur. Bazınız bazınızı Rab edinmeyin. Ne demek Rab edinmeyin? Sen bir adamın dediğini eğer hemen emir telakki edip de hayatında tatbik ediyorsan, dine de uymuyorsa bu, senin Rabbin odur. Yani sana dine uymayan bir şey söylüyor yani. Mesela bazı beyinsizler var şimdi. Diyor ilk ev almaya faiz helaldir, caizdir diyor. Tövbe tövbe estağfurullah. Yani şimdi nereden çıkardın? Böyle bir şey yok. Sen adamın Rabbi misin? E peki öteki beyinsiz?
bu fetvayı alan. Ya bu senin ilahın mı? E yok. E senin dininde faiz yemek haram mı? Haram. Ulan haramın bir defası iki defası mı olur ya? Azı haram olanın çoğu da haramdır ya. Biraz kafanı çalıştır. Akıllı Müslüman ol ya. Böyle şey olur mu hiç? Adam seni şey yapıyor işte. Yani oynatıyor parmağında. Kardeşlerim, bilmediğimiz şeyler hakkında fetva vermeyelim. Bak helak oluruz. Vermeyelim ya. Sus da bilmiyorum demek de ilimdir ya. Bilmiyorum demek en büyük ilimdir hatta. Vallahi billahi tallah. Sen her şeye biliyorum, ben biliyorum. Ne biliyorsun ya? İmam Malik Hazretleri'ne diyor, 30 soru sordular, 27'sine bilmiyorum dedi. Dediler ya sen İmam-ı Malik değil misin? Herkes şaşırdı yani. Yani bilmiyorum demekle bilmemiş olmadı o. Baktı kitabı, onayladı. Tasdikledi. Hazreti Ebu Hanife, İmam-ı Azam Efendi. Atın üstünde gidiyor. Kaç ayağı var diyor adam. Atın kaç ayağı var? İnsan bindiği atın ayağını bilmez mi? Bilir. Ama inip sayıyor. Niye? Edep öğretiyor. Pat diye öyle efendim damdan düşer gibi fetva verilmez ya. Bu din oyuncak değil arkadaşlar. Kıymetli kardeşlerim. Bu din oyuncak değil. Yani adam bir şalvar giyindi diye, biraz yüzünde sakal var diye bu adama fetva da sorulmaz yani. Bakıyorsun herkese, hocam şu şöyle mi, bu böyle mi? Ya kardeşim böyle bir din yok ya. Hayır biliyorsun, bak şimdi öyle adam bilmez. Görmüştür sakallı sarıklı cübbeli. Hocam şu şöyle midir diye sorabilir. O bilmiyor. Ama şimdi bilen var. Adam biliyor ki bu adam bir tedrisat görmemiş. Bir hocanın tezgahından geçmemiş. İcazeti yok, bilmem nesi yok. E şimdi sen bu adama nasıl fetva soruyorsun ya? Bile bile kendini de onu da ateşe atıyorsun. Çünkü adamın bir tedrisattan geçmediğini biliyorsun. Sen o adamı nasıl hoca gibi görürsün? Nasıl? Ya bu din öyle şey mi yani? Hadi tamam kurtardık filan. Günü kurtarma dini mi ya? Ahiret var kardeşim. Ya ebedi, ebedi hayat bizi bekliyor. Bu fetvaların akıbeti ebedi hayatta karşımıza çıkacak işte. Biz niye dinimizi yaşamaya çalışıyoruz? Ahirette mesuliyetten kurtaralım diye mi? Doğru mu? E bu mesuliyetten kurtarmak mı oluyor? Yoksa efendim kedi fareye sıkıştırmış da fare gözlerini kapamış. Niye? Efendim neymiş? Yerken görmeyeyim. Ulan sen görmedin diye yemiyor mu? Yemeyecek mi? E gene yiyor, gene yiyor. Sen şimdi o fetvayı, ne de olsa aldım fetvayı demekle kurtulabileceğini mi zannediyorsun? Yok, kusura bakma. Öyle bir doktora gidince kalbini yaracağız, anju yapacağız dediğinde hemen baş üstüne deyip de yatıyor musun aşağıya? Nerede? İkinci doktora gidiyorsun, üçüncü doktora, hele bacağını keseceğiz deseler. Bir hacı abiye rastladım hacamatçıda da. Bak hacamatın faydasını da söyleyeyim. Sahte hacamatçılar da var, onlara dikkat edin. Eline neşteri alan hacamatçı olmuş. Herkese hacamat olunmaz. Şimdi adam hacamat şey geldiği zaman bakıyorsun hacamatla alakalı hadis-i şerifler bilmem neler. Acayip ya. Ulan dini ticarete çevirdiniz. Allah sizi hidayet eylesin. Şimdi biz hacamat oluyoruz Karagümrük'te, Fatih'te. O çok eskiler onlar da, bizim Sıddık abiler. Allah selamet versin onlara da. Efendim bir hacı abi, yaşı da var epey, oğluyla gelmiş, bacağından filan işte sırtından hacamat oluyor. Konuyu açtı. Dedi ki ya ben dedi doktora gittim. Sigara herhalde çok kullanıyormuş da. Doktora gittim, dedi ki bana bu bacağı kesmeliyiz. Eğer kesmezsek bütün vücuduna bu işte mikrop şey neyse artık yayılacak. Efendim ölümüne sebep olacak. Yani bu bacak senin cellatın, gitmesi lazım. Ya dedi öyle dedi, dünyamı yıktı benim dedi. Ama dedi şimdi bana da dedi ki yani kesmezsen öleceksin. O zaman bacak gitsin dedik yani. Hani ne şiş yansın ne kebap diyor ama birini yakacağız yani. Biz diyor şişi yakma şey ettik diyor. Göze aldık. Kestireceğim diyor yani. Hemen gittim bir şeye, özel bir hastane. Dediler ki burada kesme aleti yok. Neyse başka bir doktora gittim dedi. O da dedi ki efendim ben kesemem dedi. Filancaya git.
Başka bir durum. Yani gittiği hastanelerde kesme aleti olsa tak gidecek bacak yani oracıkta. Gittim diyor efendim bir doktora denk geldi. Dedi ki ya senin bacağında kesilecek hiçbir şey yok be adam dedi. Sen bacağı niye kestiriyorsun? Yani 2-3 doktora gitmiş de sonra demiş sen demiş 3. mü 4. mü artık? Anlattı da şey etmiyorum tam. Demiş bunu kesmeye lüzum yoktu. Sen demiş hacamat yaptırdın mı hiç demiş. Doktor demiş bak. Demek ki imanlı, İslamlı, Peygamber Efendimizin usulünü bilen, metodunu bilen bir sallallahu aleyhi ve sellem bir doktor beyefendi. Efendim hacamatla hacamatı tavsiye edince bu da kabul ediyor, geliyor işte hacamat yaptırıyor bir hacamat. Sonra tabi bu anlattığı önceden olan bir şey. Bacağı kesilmekten kurtuluyor. Şimdi bak sana bacağını kesecekler dediler. Ne yaptın? Oraya gittin, buraya gittin. Hepsini fetva ne gibi gezdin. Efendim değil mi? Düzeltiyorum. Doktor gezdin. Niye bacağım gitmesin diye. Şimdi fetvaya gelince niye sormuyorsun? Bir tane adama soruyorsun. Efendim dedi tamam. Helal. Yiyebilirsin. Alabilirsin. Yok, mesulüz kardeşim. Allah bize selamet versin Celle Celle. Bazınızı Rabler edinmeyin. Min dünillahi. Allah azim ve şanı bırakıp da fein tevellev. Şayet bundan yüz çevirirlerse Habibim fekulu. De ki, deyin ki eşhedü bi enna müslümün. Şahit olun. Ey Hıraklıyız. Ey Hristiyanlar. Ey Yahudiler. Ey kafirler, ey Amerika, biz Müslümanız. Şahit olun, biz Müslümanız. Ayeti Cellesinde Peygamber Efendimiz bu mektuba yazdı. Tabi bundan sonra neler oldu? Heraklius iman etmek istedi. Yanındaki başveziri de ona şey yaptı. Ondan sonra düşündü, taşındı. Vezirlerini topladı, baş adamlarını. Onlar dediler ki ya senin bu kadar tebanda adam var, yönetiminde adam var. Bu kadar adamın kralısın, sultanısın, memleketleri yönetiyor. Sen Muhammed'in mi şey olacaksın sallallahu aleyhi ve sellem, adamı olacaksın? O dedi ki o hak peygamber dedi. Ona iman etmemiz lazım. Hazreti İsa'nın müjdelediği peygamber. İsmi Ahmet dediği peygamber aleyhisselam. Buna inanmamız, buna tabi olmamız bize farzdır filan dediyse de hahamlar filan efendim baş kaldırdılar. Hatta amfiyi kilitledi. Bunlar bağırıyor, çağırıyor. Efendim kapıya fırlıyor. Ondan sonra bunu söyleyince tabii hadi gelin iman edelim. Hepimiz Hazreti Muhammed'e iman edelim diyor. Adamlar delirdi bütün papazlar, hahamlar. Kapılara atıyor kendini. Bunu öldüreceğiz, tahttan indireceğiz diye. İşte insanoğluna kalırsa adamı rezil de ediyor, vezir de ediyor. Bir bakarsın işine geldin mi seni tahtlara çıkarıyor, yüceltiyor. Sevmedin mi, ayar oldun mu da yerin altına seni bir dakikada döşüyor. Onun için dikkat et. Allah'ın gözüne girmeye çalış. Kulların gözüne girmekle bir şey beceremezsin. Yani bugün öven yarın sövebilir. Ama Cenab-ı Hak seni sevdin mi sana kimse zarar veremez. Kimseden kötülük gelmez. Dedi ki dönün dedi. Ben dedi size şaka yaptım dedi ya. Öyle şey mi olur dedi. Ben sizi denedim dedi. Bakayım imanınız nasıl dedi. Heraklius kıvırttı. Kıvırttı, iman etmedi. Heraklius kafir kaldı. Bile bile kendini ateşe müstahak eyledi. İşte kardeşlerim Sıracül Müttakin'den ilk dersimizi tamamladık. İkinci bab Kitabul İman. İman babını işleyeceğiz. Cenab-ı Hak kavuştursun. Rabbim Filistin'e yardım eylesin. Cenab-ı Hak sıkıntılarınızı izah eylesin. Hastalar var. Dualar istiyorlar. Rabbim cümlesine hayırlı şifalar ihsan eylesin. Ali abimiz var. Dostumuzun eniştesi. O da ameliyat efendim geçiriyormuş. Cenab-ı Hak ona talebeleri de dua yaptırdık. Biz de yapmış olalım. Eskisinden daha sıhhatli, afiyetli, hayırlı bir şekilde şifa bulup sevdiklerine dönmesini nasibi müyesser eylesin. Cenab-ı Hak amin diyen dillerini haricimden azad eylesin. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.